Peki muhalefet kanadı Sultanahmet saldırısı için ne dedi, ne açıklama yaptı? İstihbarat zafiyeti olduğunu ifade eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu hükümetin Türkiye yönetme kabiliyeti yok dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin meclis grup toplantısında Sultanahmet saldırısını değerlendirdi. Turizmin kalbinde Sultanahmet'te canlı bomba patlayacak, siz hiçbir önlem almayacaksınız. Sonra ne yapacaksınız? Ambulans gitmeden yayın yasağı getireceksiniz. Ve bir bir felaket arkadaşlar. Bir felaket. Diyorum ya bu hükümet bu ülkeyi yönetemez. Gücü yok. Kapasitesi yok. Bilgisi yok. Birikimi yok. Üçüncü sınıf adamlarla Türkiye yönetilemez. Türkiye'nin büyük sorunları var. Türkiye'yi Orta Doğu bataklığına sürüklemeyin demedik mi? canlı bomba bir Orta Doğu geleneğidir demedik mi? Şimdi birilerini suçlayacaklar. Hükümet şikayet merci değildir. Şikayet merci değil. Şikayet edeceksen ayrılacaksın. Orası sorunların çözüm merciidir. Sorunları çözeceksin sen önce. Önlem alacaksın sen önce. Nerede senin istihbaratın? E bizi izlemekten teröristleri izlemeye fırsat bulamıyorlar. Bizi dinlemekten onları dinlemeye fırsat bulamıyorlar. Kılıçdaroğlu saldırıya ilişkin ilk açıklamanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmasını da eleştirdi. Gene bizim diktatör bozuntusu konuşmuş. Niye konuşuyorsun sen arkadaş ya? Niye konuşuyorsun? Bu ülkenin başbakanı var ya. Bırak başbakan konuşsun. Bir bırak bakalım bir ayrıntıyı öğrenelim. CHP lideri saldırıya ilişkin yayın yasağı konulmasına da tepki gösterdi. Neyi gizleyeceksiniz? Bütün dünya yayınlıyor. Sadece bizim halkımız öğrenmeyecek, bizim vatandaşlarımız öğrenmeyecek. Niye öğrenmeyecek? Bu ülkenin vatandaşı ikinci sınıf vatandaş mı? Senin istediğin kadar mı öğrenecek? Neden gerçekleri öğrenmesine izin vermiyorsun?